Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz ayında orkidelere nasıl gübre verilir ve çiçeksiz orkideleri çiçeklendirmek için neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Bu gördüğünüz orkidelerim ilkbahar ayında çiçeklenmeye başlayan orkideler. Bildiğiniz üzere orkideler yılda iki kere çiçek açar. Bir ilkbahar ayında, diğeri de sonbahar ayında. İlkbahar ayında hava değişimi ve vermiş olduğum gübreler ile bol bol çiçek dalı çıkarıp tomurcuklanan orkidelerim şimdi yaz ayına artık çiçeklerini açmış olarak girecekler. Sizler de orkidelerinizin hem çiçek açması için hem de orkideleriniz tomurcuk çıkardıktan sonra sararıp dökülmeden özellikle çiçeğe dönebilmesi için birazdan vereceğim gübreyi mutlaka deneyin. Bugün özellikle orkidelere yeşil çay kullanacağım ve yeşil çaydan güçlü bir gübre hazırlayacağız. Yeşil çay önemli bir antioksidan barındırır. İçerisindeki antioksidan özellikle bitkileri hastalıklardan korur ve böcekleri uzaklaştırır. Sadece bir yemek kaşığı yeşil çayı bir bardağın içerisine koydum ve üzerine kaynamış su döküyorum. Toplam olarak 200 ml kaynar suyu bir yemek kaşığı çayın üzerine koydum ve bu şekilde yarım saat bekleteceğim. Evet, yeşil çayı yapraklarından arındırmak için süzdüm. Bakın geriye kalan posası. Toplamda 200 ml yeşil çayı kasemin içerisine koydum ve üzerine arıtma suyu koyuyorum. Bunu konsantre olabilmesi için bu şekilde yapıyorum. Bakın 800 ml'yi tamamladım. Toplamda 600 ml çeşme suyu koydum. Sizler çiçek sayınıza göre bunu 1 litreye de tamamlayabilirsiniz. Bunu 3 farklı yöntem ile kullanacağım. İkinci yöntemimiz için bir püskürtme kabının içerisine yeşil çay suyumu koyuyorum. Ve kapağını kapatıp sizlerle bu hazırlamış olduğum doğal gübreyi bitkilerde nasıl kullanacağımı göstereceğim. Birinci metotta özellikle orkide yapraklarını canlandırmak, orkidelerinizin çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştırmak için direkt sıvı bitki besini olarak veriyorum. Ve her bir saksıya 5 yemek kaşığı kadar vereceğim. Özellikle yeşil çay içerisindeki güçlü potasyum, magnezyum da orkidelerinizin canlanmasına yardımcı olacaktır. Daha fazla vermeyin. Bu karışımı 2 ayda bir vermeniz yeterli. Evet, yeterince bu karışımdan verdim. Bakın, vermeden önce köklere bakmanızı tavsiye ederim. Bakın ilk rengi griydi. Verdikten hemen sonra gördüğünüz üzere yeşile dönmeye başlıyor. Ve şimdi sizlere ikinci metodumu da göstermek istiyorum. Bu metotta bu hazırlamış olduğum karışımı direkt orkide yapraklarına döküyorum. Orkide yapraklarında görünen ya da görünmeyen birçok hastalık ya da böcek olabilir. Bunun için orkide yapraklarının alt kısımlarını özellikle dezenfekte etmeniz gerekiyor. Bu orkide yaprağında iki suyu verdikten sonra bakın gövde kısmında bu şekilde birikecektir. Bu suyu bir peçete ile almanız gerekiyor. Eğer sürekli bu şekilde kalırsa gövde mantarına sebep olur. Evet, şimdi fazla suyu almak için sadece yaprak aralarına peçeteyi koyuyorum. Ve bu şekilde hiç silmeden 30 dakika bekleteceğim. Sizlere özellikle sıktıktan hemen sonra bakın orkidemdeki bir örümceği de göstermek istiyorum. Orkidemin yapraklarından bir böcek oldu belliydi. Ve gördüğünüz üzere yeşil çay suyunu dökünce hemen ortaya çıktı. Yani bu yapraklardaki lekelere bu örümcek sebep olmuş.
Orkidemin yaprakları bu halde olmasına rağmen bol bol yeni çiçek dalları çıkarmaya devam ediyor. Bu vermiş olduğum sıvı bitki besinleri sayesinde. Hemen sizlere diğer orkidemi de yakından gösteriyorum. Eğer orkide yapraklarında bu şekilde sararmalar, lekeler varsa orkidenizde mutlaka böcek kontrolü yapmanız gerekiyor. Ve bu tarz sıvı bitki besinlerini sıkarak orkidelerinizin yaprak hastalıklarından korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Çünkü yeşil çay gibi güçlü antioksidan barındıran sıvı bitki besinleri orkide yapraklarını canlandırır ve köklerini canlandırarak daha sağlıklı yaprak ve kök çıkarmasını sağlar. Sağlıklı kök ve yaprak çıkaran orkideler bu şekilde bol bol yeni çiçek dalı da çıkarır. Hemen yine sizlere bakın. Tamamen neredeyse orkide yapraklarını kaybetmek üzere olan bir orkidemi gösteriyorum. Bu orkidemin neredeyse hiç yaprağı kalmamıştı ve ikisi de çürümeye başlamıştı. Bakın gövde kısmından yeni bir yaprak çıkardı. Hemen şöyle görebilirsiniz. Bu ortada gördüğünüz yeni çıkan bir yaprak. Bu tarz orkideleri kurtarmak aslında çok kolay. Sadece düzenli ve doğru bir bakım yapmanız gerekiyor. Bakın bu haldeyken bile çiçek dalı çıkarabiliyor. Hemen üçüncü metodumuza geçelim. Üçüncü metodumuzda ise sadece orkide yapraklarını silmek için bir peçete ya da pamuk kullanın ve bu yeşilçeye batırın. Böylelikle orkidenizin yaprak temizleme düzenini haftada bir kere yapabilirsiniz. Bu sadece gübre olarak değil, orkide yapraklarını temizlemek ve silmek için de bu işlemi uygulayabilirsiniz. Böylelikle haftada bir kere orkide yapraklarını sildiğiniz zaman eğer bir böcek ya da hastalık varsa hemen fark edebilirsiniz. Hem de içerisindeki antioksidan özelliği sayesinde sildiğiniz zaman böcekler ve de hastalıklar da uzaklaşmış olacaktır. Ve gördüğünüz üzere bakın sildiğiniz zaman bu şekilde gayet canlı, sağlıklı ve parlak yapraklara sahip olacaktır. Bu orkidem gördüğünüz üzere bol bol çiçek de çıkarıyor. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla kişiye de ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Orkidelerinizin sağlıklı, canlı yapraklara sahip olması mümkün. Sadece dikkat etmeniz gereken orkideyi yapraklarının belirli aralıklarla silmek ve yine belirli aralıklarla sıvı bitki besinlerini orkidelerinize vermeniz. Ve bu şekilde orkideleriniz gayet sağlıklı, canlı ve parlak yapraklara sahip olacaktır. Bu anlattığım püf noktalara dikkat ederseniz sizlerin de orkidelere canlı, sağlıklı yapraklara ve aynı zamanda çok çiçekli orkidelere sahip olurlar. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.